Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş Bugün sizlerle birlikte Nvidia'nın yeni RTX 4060 Ti ekran kartını inceleyeceğiz Öncelikle burada Asus'un doğal modelini inceleyeceğimizi belirtelim Zira Nvidia'nın referans tasarım 4060 Ti modeli henüz ofisimize ulaşmadı maalesef Asus'un kartına baktığımızda üzerinde çift fanlı bir soğutma olduğunu görüyoruz Bu fanların altında da 2.5 slot kaplayan bir alüminyum soğutma bloğu mevcut Asus fanlarda aynı zamanda çift rulman kullanmış Bu da fanların ömrünü uzatmasını mümkün kılıyor Kartın giriş çıkışlarına oyun performansına bakmıştık ama tekrar bir bakalım isterseniz. Bir adet HDMI 2.1, 3 adet de DisplayPort 1.4A çıkışı mevcut. Nvidia DisplayPort standardını 2.1'e çekmemişti hatırlayacağınız üzere. Öte yandan kart daha çok 1080p oyunculukta kullanılacağından dolayı bunun çok da bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Kart 8 GB GDDR6 VRAM ile geliyor ve aynı zamanda 16 GB'lık bir sürümü de olacak. Fakat Nvidia ekstra 8 GB video belleği için kullanıcılardan 100 dolar daha fazla paylaşıyor para talep ediyor ki buna videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Kartın değerlerine baktığımız zaman 2565 MHz'e çalıştığını görüyoruz. Öte yandan boost frekansı ile birlikte 2595 MHz'e çıkabiliyor. Yani kartın Asus OC Edition sürümü olduğunu belirtelim. Fabrika çıkışlı olarak hız aşırtma uygulanmış bir ekran kartı. Kartın arkasına baktığımızda alüminyum arka plakayı görüyoruz. Burada yine standart PCIe Express 8 pin güç girişi dikkatimizi çekiyor. Hatırlarsanız Nvidia RTX 4000 serisinin üst seviyesi modellerinde 16 vhp vr miydi 12 vhp vr miydi her neyse yeni standart güç bağlantısını kullanıyor ve bu yeni standartta bildiğiniz üzere yeni nesil güç kaynaklarıyla beraber kullanılıyor. Buradan ne anlıyoruz? Bu karta satın alacak olan kullanıcıların bir güç kaynağı değiştirmesine gerek yok. Burada tabii ki güç kaynağı değiştirme gereksinimi iki farklı konuda ele alınabilir. Bunlardan bir tanesi güç girişinin yenilenmemiş olması, diğeri de güç gereksiniminin artmamış olması. 3060 Ti'nin oyunlar esnasındaki güç tüketimi yaklaşık 200 Watt civarındayken bu kartın güç tüketimi yaklaşık 150 Watt civarında. Yani güç veri arttığından dolayı daha alt nesil bir karttan da geçiyor olsanız muhtemelen güç kaynağınızı değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Şimdi testlere geçmeden önce 3060 Ti ile özelliklerine de bir kısaca bakalım. İsterseniz 3060 Ti'de de 8 GB VRAM vardı, bunda da 8 GB VRAM var. O zaman fark nereden geliyor diye sorabilirsiniz. Tabii ki baktığımız zaman ray tracing çekirdeklerinin güncellendiğini ve ray tracing performansının arttığını görüyoruz. 2. nesilden 3. nesile geçiyor ray tracing çekirdekleri. Yine tensor çekirdekleri de 3. nesilden 4. nesil olarak güncellendi güncellenmiş. Tabii ki bu da beraberinde DLSS 3 desteğini getiriyor. Nvidia şu anda 50'den fazla oyunda DLSS 3'ü destekliyor. Devam ettiğimiz zaman yine kartın alameti farikalarından bir tanesi yeni nesil AV1 kodek desteği. Bildiğiniz üzere AV1 kodek daha verimli bir kodek. Özellikle de H264 ve H265 ile kıyaslandığında. Teknik özelliklere bakmaya devam ettiğimizde aradaki en büyük farkın ön bellek kısmında olduğunu görüyoruz. 3060 Ti'deki 4 MB L2 ön bellek yerine 4060 Ti'de bu 32 MB'a e çıkartılıyor aslında Nvidia bu sayede 256 bit bellek arayüzünden 128 bit bellek arayüzüne düşüşü kompanse ediyor diyebiliriz. Bunu zaten oyun performansında birazdan göreceğiz çünkü 3060 ile Ti 4060 Ti'yi doğrudan karşılaştırdık. Oyun performansına geçmeden önce kısaca bir test sistemimize göz atalım. İçerisinde AMD'nin Ryzen 9 7950X işlemcisi ve Asus Hero X670E anakartı olan bir test sistemimiz var. Detaylarını şu anda ekranda görüyorsunuz diğer bütün bileşenlerinde. O zaman ilk olarak 1080p çözünü görünürlükte RTX 3060 Ti ve 4060 Ti arasındaki performans farkına bakalım. İlk oyunumuz Red Dead Redemption 2. 1080p ultra ayarlarda 3060 Ti bize ortalama 86 FPS sunarken 4060 Ti ile ortalama 97 FPS elde etmeyi başarıyoruz. Cyberpunk 2077'ye geçiyoruz. 1080p Ray Tracing Ultra'da DLSS'de oto modunda devreye giriyor. 3060 Ti bize ortalama 64 FPS sunarken 4060 Ti ile ortalama 76 FPS almayı başarıyoruz. Valorant bir sonraki test testimiz 1080p düşük ayarlarda 3060 Ti bize ortalama 662 FPS sunarken 4060 Ti ile ortalama 635 FPS alıyoruz. Call of Duty Modern Warfare 2 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ekstrem ayarlarda 3060 Ti bize ortalama 88 FPS sunarken 4060 Ti ile ortalama 109 FPS elde ediyoruz. F1 2022'ye geçiyoruz. 1080p Ultra High ve Ray Tracing'de High'da 3060 Ti bize ortalama 72 FPS sunarken 4060 Ti'de de ortalama 84 FPS elde Elde ediyoruz Bütün bu testler esnasında ekran kartımızın gayet serin ve sessiz çalıştığını belirtmemizde fayda var. Asus'un soğutması burada başarılı bir iş çıkartıyor ve F1 testi esnasında da ekran kartımız 62 derecede çalışıyor. Forza Horizon 5'e geçtiğimizde 1080p ekstrem ayarlarda 3060 Ti bize ortalama 90 FPS sunuyor. 4060 Ti ise 113 FPS sunmayı başarıyor. Marvel's Spider-Man Remaster'da geçiyoruz. 1080p very high ayarlarda 3060 Ti 93 FPS sunarken 4060 Ti 104 FPS sunmayı başarıyor. The Last of Us Part 1'e geçiyoruz. 1080p high ayarlarda 3060 Ti ile ortalama 85 FPS e alırken 4060 Ti ile ortalama 120 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Wolfenstein Youngblood bir sonraki testimiz 1080p Mine ayarlarında Ray Tracing'de devrede ortalama 150 FPS sunarken 3060 Ti, 4060 Ti ile ortalama 158 FPS'ye ulaşıyoruz. Ve son oyunumuz Returnal. 1080p Epic ayarlarda Ray Tracing'de devrede 3060 Ti bize ortalama 70 FPS sunarken 4060 ile 79 FPS e elde etmeyi başarıyoruz. 1080p sonuçlarını kısaca değerlendirecek olursak Valorant haricinde bütün oyunlarda 4060 Ti bize 3060 Ti'ye göre bir FPS e artışı sunmayı başarıyor. Yani buradan kısaca şunu söyleyebiliriz. Eğer amacınız rekabetçi oyunları oynamaksa ki bu oyunlar genelde düşük ayarlarda oynanıyor. 4060 Ti'ye yükseltmenize şu anda herhangi bir gereksinim yok. Zaten genelde yükseltme yapacak kullanıcılar 3060 Ti'den değil daha da eski kartlardan yükseltme yapıyorlar. İsterseniz bu bağlamda 1440p testlere geçiş yapalım. Yine RDR2 ile başlıyoruz. 1440p ultra'da 3060 Ti bize ortalama 68 FPS sunarken 4060 Ti ile ortalama 74 FPS elde etmeyi başarıyoruz. Cyberpunk 2077'de 3060 Ti ortalama 50 FPS sunarken 4060 Ti ortalama 57 FPS sunuyor. 1440p'de Valorant'a FPS farkı oluyor mu peki? 3060 Ti bize ortalama 605 FPS sunarken 4060 Ti ortalama 644 FPS sunmayı başarıyor. Call of Duty Modern Warfare 2 de 1440p ekstremde test ediyoruz. 3060 Ti ortalama 63 FPS sunarken 4060 Ti ile ortalama 75 FPS'ye ulaşıyoruz. F1 2022'ye geçtiğimizde ise ortalama 46 FPS'den ortalama 54 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. Forza Horizon 5 1440p ekstrem ayarlarda 3060 Ti ile ortalama 85 FPS sunarken 4060 Ti ile ortalama 81 FPS alıyoruz. Marvel's Spider-Man Remastered'da geçtiğimizde ortalama 71 FPS'den ortalama 83 FPS'ye çıkıyoruz. The Last of Us Part 1'de ise ortalama 57 FPS'den ortalama 63 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. Wolfenstein Youngblood'da da biraz artış söz konusu. Ortalama 98 FPS'den ortalama 105 FPS'ye çıkıyoruz. Ve son olarak Returnal'da da 1440p Epic ayarlarda ve Ray Tracing'de devrede Ortalama 49 FPS'den ortalama 55 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. 1440p sonuçları özetleyecek olursak da 3060 Ti ile 4060 Ti arasında bu çözünürlükte devasa bir fark olmadığını görüyoruz. Kartın ileride 16 GB'lık sürümünü test ettiğimizde farkın daha da açılabileceğini öngörebiliriz açıkçası. Çünkü biliyorsunuz çözünürlük arttıkça oyunların video bellek gereksinimi de artıyor. Şimdi peki bütün bu testler ışığında Nvidia RTX 4060 nasıl bir ekran kartı? Öncelikle Nvidia'nın CUDA çekirdek sayısını 3060 Ti'den bu yana artırmak yerine azalttığını görüyoruz. Peki Nvidia neye güvenerek CUDA sayısını azaltıyor? Açıkçası biraz yeni teknolojilerine güveniyor. Bunlar nedir? Ray Tracing ve Tensor çekirdekleri. Tensor çekirdekleri sayesinde RTX 4000 serisi DLSS 3 desteği sunabiliyor ve DLSS 3 sayesinde RTX 4000 serisi ekran kartları kare oluşturarak oyunlarda elde ettiğimiz kare sayısını artırabiliyor. Kısılan tek şey tabii ki CUDA çekirdekleri değil. Videonun başında bahsettiğimiz gibi 3060 Ti'de 256 bit bir bellek arayüzü varken 4060 Ti'de bellek arayüzünün 128 bite düştüğünü görüyoruz. Tabii ki her şey kısılmamış. Yine dediğimiz gibi 4 MB olan l 2 ön belek de 32 MB'a e çıkmış. Bu ön bellek artışı da kartın 3060 Ti'yi geçmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda gecikmeyi düşürüyor ve kartın güç verimliliğini de artırıyor ki bunu testlerde net bir şekilde görebiliyoruz. 3060 Ti ile yaptığımız testlerde kartın güç tüketimi 200 Watt gibi değerleri dayanırken 4060 Ti'de bu değerlerin 150 Watt civarında olduğunu görmekteyiz. Şimdi Nvidia kendi tablolarında 4060 Ti'nin performansını gösterdiğinde ve bunu 3060 Ti ile karşılaştırdığında neredeyse iki kata varan performans farkları gösteriyor ki bu ancak DLSS 3 sayesinde mümkün. Tabii ki 3060 Ti'de DLSS 3 olmadığından dolayı böyle bir karşılaştırma adil olmayacaktı. Bu bağlamda biz de testlere DLSS 3'ü katmadık. Şu anda 50'den fazla oyunda DLSS 3 desteği var ve yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Diablo 4 de DLSS 3 desteği ile beraber gelecek. Öte yandan DLSS 3'ü devreye almazsak ve kartın saf gücüne bakarsak performansının RTX 3070 ayarında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu durumda DLSS 3'ü işin içinden çıkarttığımız zaman kartın fiyat performans olarak pek de avantajlı olmadığını söyleyebiliriz. Yine 8 GB bellekle gelmesi 1440p'de devasa bir performans artışı sunmuyor bize maalesef. Bazı oyunlarda 1440p yüksek ayarlarda 60 FPS'ye ulaşmada sıkıntı çektiğini net bir biçimde gördük. Hatta bunun sonucu olarak optimizasyon özürlü olsa da The Last of Us'ı iki kartla da ultra ayarlarda test edemedik. Zira ultra'ya aldığımızda kartların bellek kullanımını maalesef aşıyor oyunun gereksinimleri. Peki RTX 4060 Ti fiyat performans olarak beklentileri karşılamıyor. Bu durumda hangi kartlara yönelebilirsiniz? AMD tarafında RX 6700 XT modeli mevcut ve 50 dolar daha uygun fiyata satılan bir ekran kartı. Aynı zamanda 8 GB VRAM yerine 12 GB VRAM ile birlikte geliyor bu ekran kartı. Öte yandan tabii ki her kartın artları ve eksileri var ve bu bağlamda AMD tarafına geçtiğiniz zaman örneğin biraz Ray Tracing performansından feragat etmeniz gerekiyor. DLSS 3 alternatif FSR 3 destekli herhangi bir oyun ben piyasada görmedim. AMD tarafında yine DLSS 2'nin rakibi olarak FSR 2.1 teknolojisi var fakat görüntü kalitesi olarak maalesef henüz DLSS'ye yarışamıyor ve buna ek olarak güç tüketiminde daha yüksek olduğunu belirtmemizde fayda var. Peki Intel tarafında ne var ona bakacak olursak çünkü Intel de artık rekabetin bir parçası. Açıkçası A770 modeli 16 GB VRAM ile geliyor ve 4060 Ti'den 50 dolar daha uygun fiyata sahip. Öte yandan Intel tarafında da Intel incelemesinde belirttiğimiz üzere sürücü sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Intel'in A770 modelinde güncel fiyatına baktım. Bu incelemeyi yaptığımız esnada 16 GB VRAM'li model yaklaşık 9300 TL gibi bir fiyata satılıyordu. Şimdi peki AMD'nin 12 GB VRAM'e sahip ekran kartı 50 dolar daha ucuza satılırken ve hatta Intel'in de yine benzer şekilde 16 GB VRAM'e sahip ekran kartı daha uygun fiyata sahipken Nvidia nasıl bu fiyatlandırmayı yapabiliyor? Aslında bu videonun başlığında yazdığım konuya getiriyor bizi. Nvidia artık bazı teknolojilerde neredeyse tekel konumuna geldi. Yani baktığınız zaman Nvidia bir kart aldığınız zaman daha stabil sürücüler elde ediyorsunuz. 300'den fazla oyunda çalışan ve görsel performansı hem Intel hem de AMD'den daha iyi olan bir DLSS 2 desteğine kavuşuyorsunuz. Yine şu anda 50'den fazla oyunda olan ve oyun sayısı gittikçe artmakta olan DLSS 3 desteği de beraberinde geliyor. Ve buna ek olarak belki de en önemli konulardan bir tanesi tanesi CUDA desteğine kavuşuyorsunuz. Bu da sizi verimlilik uygulamaları ve video işleme gibi uygulamalarda daha avantajlı hale getiriyor. Özetle 4060 fiyat performans olarak beklentileri karşılamıyor. Eğer sadece VRAM miktarına bakıyorsunuz, hem AMD'de hem de Intel'de çözümler mevcut. Fakat buna karşın DLSS 2'den mahrum kalacaksınız, DLSS 3'ten mahrum kalacaksınız. Ray Tracing belki herkes için çok önemli olmayabilir ama daha düşük Ray Tracing performansı elde edeceksiniz. Sürücüler konusunda biraz cebelleşmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle Intel kartlara baktığımızda sürücüler konusunda halen daha epey güncellemeye ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. AMD tarafında da her şey güllük gülistanlık değil. Halen daha kullanıcılar sürücü sorunları yaşamaya devam edebiliyorlar. Fakat bütün bunlar sizin için önemsizse 8 GB bir ekran kartına bu kadar para vermek istemiyorsanız AMD ve Intel'i tercih edebilirsiniz. Evet Bugün sizlerle birlikte RTX 4060 Ti'yi inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Acep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.